arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir t çalışması yapacağız yeleğimizi ben lif ipi ile çalıştım sizler dilediğiniz marka ipleri kullanabilirsiniz e, ipime uygun olarak da iki buçuk numaralı tığımı tercih ettim iplerimizi e, ya iki buçuk ya üç numaralı tığlarla örerseniz bebe iplerimizi ve bu lif iplerimizi çok güzel sonuçlar alacaksınız. Tabi kalın iplerimizde numaralarınızı biraz daha büyütebilirsiniz. Ben bu yeleğimi örmek için çok az bir beyaz ipimi kullandım. Yine buradaki çok tatlı olan lilamın da hemen hemen yarısına yakınını kullandım. Epeyce bir ipim kaldı. Şöyle yeleğimizin arkasına da çevirip görecek olursanız bakın çok güzel yakamızı arkasını Şöyle görmekteyiz. Gayet kolay örgünün ilk temeli olan bu trabzan modelimizle yeleğimizi çalıştık. T olarak ördük. Tek parça halinde de yeleğimiz çıktı. Şimdi ölçülerimize bakacak olur ise hemen kol altından başlıyorum. Tam kol altından diğer etek ucuna kadar 19 santim olduğunu görüyorum. Kolumun üzerinden ölçüyorum. 29 santim şöyle düzelttiğim zaman çok rahat 29'u bile geçmekte gördüğünüz gibi omuz üzerine bakıyorum omuz üzerinde 35 santim tam yakamın bulunduğu noktadan diğer kısma kadar 39 santim ve kol altından bir kol altına kadar olan bölüm ise 25 santim Yeleğimizi T şeklinde ördüm 3 tane düğme kullandım bu yeleğimizin çalışmasında ee, şöyle şuradan yakalarda da minik birer dikiş attık yakalarımızın şu kısmına e, kalkmasın daha e, dursun yani düzgün durması için şu düğmelerimiz için ise ilik çalışmadık Şuradaki gördüğümüz ikinci sıra aralıkları ilik yeri olarak kullandık. Ayarlamalarımızı yaptıktan sonra düğmelerimizi de karşılığında ilik olacak şekilde ayarladık ve bakın ekstra dışarıdan bir ilik çalışmasına da gerek olmadı. Evet bu kolay olan yeleğimizi hemen sizlerle örmek için başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Yeleğimizin arkasını örmek için zincirimi çekmeye başlıyorum. Arkadan başlıyoruz. Bir tane düğümümü attım, ipimi rahatlattım trabzan öreceğim için şöyle zincirimi sıkıştırmıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 zincirimi çektim biraz daha öreceğim yaş grubuna uygun olarak zincirimi çekmeye devam ediyorum 65 tane zincirimi çektim şöyle masamın üzerine bırakıyorum ve ölçümü alıyorum şöyle yatırıyorum fikir sahibi olmamız için şöyle ölçüme bakıyorum 65 zincirim benim ölçüsü hiç asılmadan 25.5 buçuk santim şöyle asıldığımız zaman 30 santim olmakta şöyle rahat bir şekilde bırakıyorum 25.5 örmeye başlayalım. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir içerisine gelerek batıyorum. Bir tane trabzanı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki zincir yuvasına geliyorum. Örüyorum. Üç tane trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğer zincire batıyorum. Bir, ikinciye batıyorum 2 iki, üçüncüye batıyorum şöyle kafesleri yapıyorum 3 tane trabzan bir zincir yukarıdan çektim bir atladım 3 tane trabzanımı ördüm bir zincirimi çekiyorum aşağıdan bir zincir atlayıp diğer zincir yuvasına giriyorum yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum Dilediğiniz markadaki ipleri tercih edebilirsiniz. Malum ip fiyatları biraz pahalandı. O yüzden ekonomimize ve kullanacağımız örgüye uygun iplerimizi tercih edersek çok güzel olacaktır. Bir tane zincir. Bir atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir. 2 ve 3 bu şekilde 3 tane trabzan araya bir zincir ve aşağıdan bir zincir atlayarak çekmiş olduğumuz zincirlerimizi tamamlayalım zincirlerimin tamamına trabzanlarımda örerek geldim şöyle bakalım kaç tane trabzan olduğuna bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane trabzan grubumuz oldu Öreceğimiz kişinin Yaşına ve boyuna göre, e, kilosuna göre bu şekilde ilk başlangıcımızı yapalım. Eğer kendimize öreceksek e, ya da daha e, büyük yaşlardaki bir çocuğumuzu öreceksek sırt ölçüsüne göre başlayalım. Zincirimizi epeyce uzun başlayalım. Trabzanlarımızı örelim, gelelim. Herhangi bir kıyafeti varsa var illaki çocuklarımızın tabii ki ya da kendimizin onu ölçelim. Geri kalan zincirimizi de keserek ayarlamamızı yapalım bakınız. Şimdi devam ediyorum. Son trabzan grubumu ördükten sonra bir üst sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Klasik örmüş olduğumuz trabzanlarımızı yine sırası ile örerek dolduruyorum. 3 tane trabzanımı bir zincir içerisine ördüm. Araya bir zincir çekiyorum. Yine bir alt sıradaki zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı yerleştiriyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir önceki boşluğa giriyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 3 trabzan sonrası bir zincirimi çekiyorum. Doluyorum zincir içerisine geçişimi yaparak 3 tane trabzanı örüyorum zincirimi çektim 1 2 ve 3 bir zincir sona kadar bu şekilde ilerleyelim ikinci sıramızın sonuna geldim en son bitişi yapıyorum bir zincirimi çektim tığımın başını bir defa doluyorum 3. buradan saydığımızda 3. trabzan üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum başlangıçta 5 zincirle başlıyoruz sonra bir tane zincir bir trabzanla tamamlıyoruz ve yeniden alt sıradaki sıralamayı örmeye başlıyoruz onun için 1 2 3 tane zincir çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum geçişlerimizi hep bu şekilde yapacağız Evet tığımın başını doluyorum yuvaya giriyorum 2 tane trabzan örüyorum. Zincirimle birlikte toplamda 3 tane trabzanımız olmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Yine boşluğa gelerek 3 trabzanımı örüyorum. İliğimiz çok çok kolay. 1 tane zincir tekrar giriyorum. 2 ve 3. 1 tane zincir. Evet işlemlerimizin tekrarıyla biraz büyütelim. Yeleğimizin arkasını yeterli ölçüye ulaşana kadar ördüm. Ee, benim için bu ölçü yeterli. Sizler öreceğiniz yaş grubuna göre daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Sıra olarak saymak istiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31 sıra örmüşüm. Santim olarak kaç santim geldiğini ölçümüzde bakalım en güzel sonucu nihayetinde ölçümüz verecektir 28 santim arkamız şimdi burada arkayı örerken dikkat edeceğimiz noktalardan birisi yani uzunluğu nasıl belirleyeceğiz uzunluğu şu şekilde belirleyeceğiz buradan yaklaşık şuraya kadar kolumuz için olan boşluk olacak. Burada hem kol boşluğunu hem de gövdenin uzunluğunu hesaba katmamız gerekmekte. Bakınız şu kadar şuradan kol oyuntumu ayarlasam buradan yukarıya yukarıdan aşağıya doğru bu kısma kadar. Bu aşağısı da şöyle görmenizi istiyorum. Ee, sırt bölgesi için belimizin altına gelecektir. Yani burası kol oyuntusu ve gövdenin tüm boy olarak hesaplıyoruz. Yani sadece burası omuza kadar değil, yani kol oyuntusuna kadar değil. Kol oyuntusu şu kısımlarda olacak. Burası tüm arka olarak hesap edeceğiz. Evet şimdi yanları, yani yanlardan örüyoruz T şekline geçiyoruz. Bu T'nin alt kısmıydı. Yanları örmek için başlayalım. Öncesinde bakınız çok kolay bir şekilde örelim. Burada en son trabzanı ördükten sonra sık iğne ile falan dönüş yapmayalım. Hemen ipimi buradan kesiyorum. Şöyle koparıyorum buradan. İpimizi kopardıktan sonra. Buradan aşağıya kadar olacak şekilde zincirimizi çekeceğiz. Hepimizin ölçüleri farklı olabilir. İpimiz farklı, tığımız farklı, elimiz farklı olabilir. Onun için zincir sayısındansa buradan tuttuğumuz zaman aşağıya kadar olacak bir zincir ölçmemiz yani örmemiz gerekmekte. Şimdi ben örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle rahat da örüyorum. 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 45 46 47 48 49 50. Henüz yeterli değil. 70, 70 tane zincirimi çektim. Şöyle ölçüyorum. Bakınız, aşağıdan yukarıya doğru. Şuradan tutuyorum ve yukarı. 70 zincir benim için ideal bir ölçü oldu. Sizlerin çekeceğiniz zincir buradaki yan uzunluğumuza göre olmalı. İpimi kopardığım yere geliyorum. Örgümüzün şekli hiç bozulmasın. Trabzanımın üzerine batıyorum şöyle bakınız burayı tam yandan birebir aynı zincirimiz oldu bağladık burayı uzunluğumuz püf noktamız burası uzunluğumuz birebir aynı 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum boşluğa giriyorum hiç düzenimizi bozmadan örmeye devam ediyoruz 3 trabzan bir zincir bir zincir tekrar 2 3 bir zincir sona kadar devam ediyoruz sona geldiğimiz zaman bu yanda çekmiş olduğumuz zincir sayısı kaçsa aynı miktardaki zincirimizi diğer tarafa çekerek ilerleyeceğiz. Sona kadar gelelim. Sıramızın sonuna kadar geldim. En son yuvayı ördüm. Bir zincirimi çektim. Araya giriyorum. Ve şuradaki çektiğim zincirin aynı adedinde buraya çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Zincirimin sayısını tamamladım. Şöyle geri döndürüyorum. Aynı ölçüde zincirimi çektim. Şimdi örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Buraya bir tane kutucu oluşturuyorum. Yanına hemen yandaki zincire ikinci trabzanımı örüyorum. Bir sonrakine üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekip bir zincir atlıyorum. Diğer zincirime batarak bir yanındaki 2 yanındaki 3 Bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. Diğerine batıyorum. 1 2 ve 3 Ilk başlarken ki kurduğumuz düzenin birebir aynını burada da kuruyoruz. Şimdi e, sırtımızın bulunduğu yani arkamızı ördüğümüz yere kadar aynı işlemlerimizi zincir üzerine tekrarlayarak gelelim ve bu uç noktada görüşelim. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı örerek geldik ve şöyle tamamladık. Şimdi tam e, gövdemizin olduğu noktadayız hemen 3 tane trabzanımı ördüm bir tane trabzanımın üzerine boş bıraktım buraya bir zincir çekiyorum hemen şuradaki ilk boşluğun içerisine gelerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum yani hiçbir şekilde düzenimizi bozmuyoruz yine aynı akış üzerine devam ettiriyoruz zincirimizin üzerine ördük buradaki trabzanımızı boş bırakıyoruz üzerine bir tane zincir çekiyoruz ve buradaki daha önceki kafes olan yere 3 trabzanımızı örüyoruz ve sonra bir zincir yine kafes içerisi 3 trabzan şeklinde örüyoruz bir zincir 3 trabzan bir zincir uç noktaya kadar herhangi bir değişiklik yapmadan örerek ilerleyelim. Evet sona kadar örerek geldim. Buradan başlamıştık. Arka noktadayız. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen şuradaki çekmiş olduğumuz zincirimize geçerek 3 tane trabzanımızı yan yana örüyoruz. Burada bakın trabzanımın üzerine boş bıraktım. 2 ve 3. Aynı yere değil derseniz arada aynı yere de batabilirsiniz. Bir zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Diğerine. Ve bir sonrakine. Zincirimiz tamamen bitene kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Şöyle görelim. Buradan başlayarak geldim gövde kısmına geçişimizi yaptık. Daha sonrasında gövde kısmımızı ördükten sonra buradan yine bütün zincirlerimiz bitene kadar tamamlayalım. Bütün trabzanlarımızı örerek geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. En sondaki bir tane zincirimize yukarıdan bir zincir çektim. Aşağıya batıyorum. Bir tane kafesimi yapıyorum. Ve bu sıramızı da tamamladık. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi çekip çeviriyorum. Yuva içerisine iki trabzanımı örüyorum. Kenardaki ile birlikte toplamda üç tane trabzanımız oluyor. Bir zincir çekiyorum. Kafes içerisine girerek üç tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir, 3 trabzan, iki ve üç. Bundan sonrasında yine bir zincirimi çektim. Şimdi gövdemizi bir bütün haline getirdik. Şimdi buradan örüyorum, ilerliyorum, hiç dönmeden dümdüz devam ediyorum. Diğer tarafa geçiyorum, yine burca geliyorum. Bu uçtan da bütün halinde hepsini örüyorum yeterli ölçü olana kadar aynı işlemlerimizi tekrar ederek büyütelim. Yeleğimizin önleri olacak bölümleri örerek tamamladım. Bakınız sağ taraf. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 sıra yeterli olmuş. Buradaki sıranın nasıl yeterli olup olmayacağını da şimdi paylaşmak istiyorum. Diğer tarafta aynı şekilde aynı sırada bir bütün olarak ördük ve tamamladık. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı görmenizi istiyorum. Şöyle çeviriyorum hemen bakın şöyle düz bir şekilde yan çevirip daha güzel görürsün. Etek ucuna getiriyorum. Yani yeleğimizin uç kısmına getiriyorum, bakınız yakamızı. Diğer tarafı da aynı şekilde getiriyorum. Ortada belirli bir boşluk kalıyor, bakınız şöyle tam yanlarına yerleştirdim. Ortada az bir boşluğumuzun olduğunu görmekteyiz. Burada yeleğimizin kenarlarını ve altını çalışacağımız için bu boşluk yeterlidir. Ee, direkt bu şekilde bırakmayacağız. Eğer biraz daha örersek birbirinin üzerine olacak, çok hoş bir görüntü olmayacak. Bu kadar bir e, boşluk istiyoruz. Daha da az yapabilirsiniz, ama daha fazla olmasın. Şimdi buradaki boşluğumuzu şimdi örmeye başlayalım. Ben beyaz rengimi kullanmak istiyorum ama öncesinde artık şuradaki kol kısmımızı ve gövde kısmımızı ayarlayalım. Ne kadar kol bırakmak istiyorsak o boşluğumuzu bırakalım. Gövde kısmımızı dikelim. Şimdi mor ipimi alıyorum. Mor ipimle ve tığımla bu işlemimi yapıyorum. bir tane zincirimi çekerek düğümümü attım alt kısımdan başlıyorum ve örgümün düz yönündeyim en uçtaki trabzanımın dibine batıyorum buradan bakınız trabzanımın dibindeyim diğer tarafın en uç kısmına giriyorum ve burayı sabitliyorum yani uç kısımları birbirine sabitledim bir tane zincirimi çekiyorum trabzan içine giriyorum ve diğer bölümden alıyorum bir zincir çekiyorum boşluğa giriyorum diğer boşluğu da alıyorum kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum trabzanma giriyorum diğer tarafında trabzanla giriyorum yine bir zincirimi çektim boşluklara giriyorum her ikisini birden alıyorum bir zincir çekiyorum trabzana ve diğer trabzanımıza bakınız tam ikinciye denk gelmekte bir tane zincir çekiyorum boşlukların her ikisini de birlikte kavuruyorum. eğer büzecek gibi olursa zincir sayısını artırabilirsiniz. yani rahat çekerseniz hiç arttırmaya da gerek olmaz giriyorum diğerine batıyorum bir tane zincir boşluktan bir zincir trabzanımızın bir yandan birisi de hemen bir zincir çekiyorum bir zincir boşluk ve trabzan bir zincir bu şekilde kol boşluğumuza kadar örerek ilerliyoruz gövdemizi yeteri kadar birleştirdim kol boşluğum içinde şöyle bir boşluk kaldı görmenizi istiyorum. Bakınız gövdemiz ve boşluğumuz gayet rahat bir kol ölçüsü. Burayı tamamen öreceğiniz bebeğimizin ya da çocuğumuzun kol boyuna göre ayarlarsınız. Gövdemiz de aynı şekilde daha bel kısmına lastik öreceğimiz için dilerseniz burayı daha da geniş yapabilirsiniz. Şöyle görmenizi istiyorum. İpimi çekiyorum. Bakınız kolumuz ve gövde bölgemiz. Gövde bölgemiz Hemen bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan koparıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde birleştiriyorum. Diğer tarafı örmek için bir tane zincirimi çektim. Her iki ucu yine birleştiriyorum. Boşluktan giriyorum. Diğer taraf trabzanlı burada bakınız. Alıyorum. Buna dikkat edin. Sizinki nasılsa. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzanıma girdim. Bir boşluğa. Nasılsa örmüş olduğunuz düzen ona göre yukarıya doğru arada birer zincir olacak şekilde ilerleyelim ve diğer kol boyumuzla aynı ölçü olsun. Kol ölçümüz birebir aynı mesafede kalsın. Her iki kenarımızda dıştan birleştirdik. Bu kısım düz yönümüz olacak. Şimdi beyaz ipimle ortayı örmeye başlıyorum bir zincirimizi çekip düğüm atıyorum alt noktadan başlıyorum boşluğa giriyorum sizinki trabzan da olabilir fark etmez 1 2 3 İpimi alıyorum tığımın başını dolayarak trabzanımı örüyorum iki tane trabzanım oldu araya giriyorum trabzanımın arasına diğer trabzan arasına giriyorum Boşla iki tane trabzan örüyorum. Dikkat ederseniz trabzanımızın üzerinde iki tane olduğu için boşluğumuza iki tane girelim. Bakın trabzana bir diğer trabzan iki. Boşluğa iki. Trabzan arası yine trabzan arası boşluğa iki. Bir ve iki. Diğer uca kadar yani şu kısma kadar bu şekilde örerek devam edelim. Şu noktaya kadar örerek geldim. Buradan başlamıştım. Tamamen çevresine dolaştım. Ve alt noktaya geldim. Alt noktada son trabzanımızı ördükten sonra lastik örgümüzü örmeye başlayabiliriz. Son trabzanı boşluğun içerisine yaptım. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Arkasını çeviriyorum örgümüzün. Bir tanesini yandan bir tanesinin ardından girerek şiş örgülerindeki bir ters bir düz örgü düşürmeye çalışıyoruz. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki trabzanımı yandan giriyorum. Şöyle bakınız trabzanım burada. Ön boşluktan giriyorum. Diğer arka boşluğundan çıkıyorum. Başını dolamıştım tığımın. İki defa daha örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradakini yine aynı yerden bakınız. Trabzanın bir öncesinin ardından giriyorum ardından diğer tarafından geçiyorum tığım da üstte kalıyor ve örüyorum 1 2 tekrar bakınız bir yandan bir ardından sıradaki yandan giriyorum trabzanın üstte kalıyor tığım altta ipimi geçiriyorum 1 ve 2 Sıradakini e, yandan aldığımız üstte kabarık oluyor. Arkadan aldığımız içe çökük halde olmakta. Tığımın başını doladım. Tırabzanımın ardından girdim. Tırabzanımın üzerinde tığım duruyor. Diğer tarafından çıkıyorum. Ve içe doğru göçürerek trabzanımı örüyorum. Sırada tekrar yandan trabzanımı yukarıya kabartıyorum. iki defa da örüyorum. Ardından giriyorum. 1 ve 2 yandan ardından şu ipimizi takmayalım Evet bakınız bir ters bir düz olarak bir yandan bir arkadan örerek diğer uca kadar ilerleyelim sıramızın sonuna kadar geldim iki sıra ördüm şimdi üçüncü sıramıza başlayabiliriz en son trabzanımın üzerine 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 bir uçtan diğer uca kadar gelmiştik şöyle yakasında görelim çeviriyorum bu son sıramız tığımızın başını dolayalım şöyle bakalım bakınız dıştan görülüyor yukarıda duruyor onu yandan giriyorum iki defa da örüyorum hemen yanındaki içte şöyle görüldüğü zaman onu ardından giriyorum. Hiç bozmuyorum. İçtekileri yine ardından dışa kabartılı olanları yandan örüyorum. Ardından yandan toplamda 3 sıra örüyoruz. şa doğru olanları yandan içtekilerini bakın içte besbelli belli. Ardında. 3. sıramız. Diğer uca kadar tamamını örerek ilerleyelim. 3 sırada önümüzü tamamladık. Şimdi önümüzü tamamladıktan sonra şöyle bakalım. Alt kısmını da tamamlayalım. Bakın ipimiz burada üçüncü sırayı ördüm ilmeğim yani. Burada hemen Yeleğimizin en alt trabzanlarını örmeye başlayalım. Yine aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Trabzanımın bulunduğu yere giriyorum. Bir trabzan. Yanına bir daha giriyorum. Kasmasın diye. Daha sonra diğer trabzanıma. Diğer trabzanıma. Burada tamamen elimiz ve ipimizdir önemli olan. Ne büzmesine fırsat vereceğiz. Ne de çok fazla Bol olmayacak. 2. 2 örüyorum. Arada bir tane bir örelim. Çok fazla potluk yani bolluk olması. Eğer idare edecek gibi ise hepsini ikişer örebiliriz. Zaten belli olacaktır. Şöyle çevirip bakarsın. Bakın bunu bir örelim. 1, 2. Örerken şöyle çevirip bakalım. Eğer toparlanma varsa biri daha az yapalım. Yani bir trabzanımı hepsini 2, 2 olarak örelim. 2 örüyorum. Ve bu sıramızı bu şekilde yerleştirdikten sonra tıpkı yanlarda ördüğümüz gibi 3 sıra örelim. Bir yandan bir ardından şeklinde örerek tamamlayalım. Şu uç kısma kadar gelelim. Daha sonrasında bir yandan bir ardından alarak burada yapmış olduğumuz kol çalışmasında da yapmış olduğumuz gibi lastik çalışmamızı oluşturun, eleğimizin alt kısmını tamamlayalım. Şimdi kolumuzu yapalım. Kolumuzu da iki sıra ördüm. Aynı şekilde önleri ördüğümüz gibi e, örüyoruz. İlk zemine normal trabzan, ikinci sırasını ise birisini yandan, birisini ardından yandan ve ardından alarak iki sıra şeklinde tamamlıyoruz. Şöyle bakalım, bakınız. Bir tane araya trabzanlarımızın üzerine, araya trabzanlarımızın üzerine şeklinde örerek diğer kolumuzu da tamamlayalım. Bir zincirimi çektim. Kol altımdan başlıyorum. Bağlandığımla birlikte toplamda 3 tane zincirimi çektim. Bakın şurası kolumdu. Araya giriyorum. İpimi de alttan gizlemeyi unutmuyorum. 1 2 Yanındakine giriyorum. 1 Şöyle ipimi tutuyorum. 2 Arada 3 de yapabilirsiniz. Eğer sık olacak gibi ise bakınız. Şimdilik ikişer ikişer dolduruyorum. Devam ediyorum. 2 Boşluktaki bir tane 3 örelim. Büzülmesin. Ona dikkat edelim. Büzdürmeden örmeye. Şimdi birinci sıramızı tamamladıktan sonra ikinci sıramızda bir tanesini yandan diğerini ardından alarak tamamlayalım. Kolumuzu iki sırada tamamladık. Yine aynı işlemlerin tekrarıyla bir yandan bir alttan aldık ve kolumuz bu şekilde çok hoş bir görünüm kazandı. Diğer kolumuzu daha öncesinde zaten örmüştük. Önlerimizi, kollarımızı ve alt sıranın 3 sıra şeklinde örülmüş lastik kısmını bitirdikten sonra ileğimiz artık kullanılmaya hemen hemen hazır hale geldi. Bakın çok güzel görülmekte. Şimdi yelek formuna şu şekilde sokuyoruz. Bakın şu şekilde durmakta. Büküyorum yaka kısmını ve düğme yapacağım yere kadar bir kök bir vaziyette ayarlıyorum. Şöyle yaka kısmını ayarladım. Şimdi şu kısma isterseniz düğme, isterseniz e, iplerle herhangi bir işlem yapabilirsiniz. Şöyle görelim. Bakın şuraya düğme ile ilik çalışması yapılabilir. Gayet güzel oldu. Hemen şimdi ben e, şu kısma üzerinden birer düğme dikmeyi düşünüyorum bir tane düğmemi diktim düğmemi dikmeden önce şuraya bir tane dikişim attım diğer tarafın dikişini de sizlerle birlikte atalım burasının kalkık olmasını istemiyoruz buradan tabii rahatsız olmasanız yine bu şekilde kalabilir bakın şuraya küçük bir dikiş attım buraya da şu şekilde tutuyorum beyaz ipimi alıyorum şöyle hemen şuraya birkaç tane dikiş atarak burayı sabitliyorum kalkık olmasın daha rahat kullanabilsin bebeklerimiz. Şöyle ilmeğimizi attıktan sonra bir de düğümümüzü atalım ve ipimizi buradan keselim. Şimdi diğer düğmemizi dikiyorum. Bakınız şurası gayet güzel oldu. Şimdi ilik açmadık. Çünkü şuradaki görmüş olduğunuz aralıklar epey geniş olduğu için düğmelerimiz için bir daha ilik açmamıza gerek yok. Aralıkları sayarak ayarlayabilirsiniz. Ne kadar aralık istiyorsanız. Bakın burada trabzanlarımı sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, şöyle 16 sayalım şurayı. 2, 4, 6, 8. 16, 2'ye böldüğümüzde 8. Eğer şu aşağıyı yapmak istemiyorsak hemen tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 7 ayarlayacağız. Şimdi en alta yapmayalım. 7, 7 ayarlayalım. 2, 4, 6 ve 7. Hemen şurayı ilik olarak ayarlıyorum. Bakınız lütfen herhangi bir şekilde aklınız karışmasın. Ortalayalım. Birinci düğmeyi diktim. Uygun gördüğüm yere tam kol altı hizasına şöyle bakacak olursanız diğerini de karşısına dikeceğim 7'ye ve e, iliğimi ikinci sıradaki bölüme şöyle ayarlamış olacağım. Dikiyorum düğmemi bıraktım. Beyaz ipimle dikiyorum. tekrar ilik açma zahmet olmayacak zaten çok aralıklı karşıyı belirlediğiniz zaman hiç sıkıntısızca iliğimizi sabitlemiş olacağız kesiyorum Şuradaki fazlalığı da keselim İşimiz temiz olsun 2, 4, 6. Bakınız şöyle parmağımı bir defa kullanmış olmama rağmen rahatça açıldı ve yeri belli olmakta. Şimdi üçüncü ve son düğmemi de şu kısma dikiyorum. Karşısındaki yeri de düğme iliği olarak ayarlıyoruz. hemen şurayı alıyorum ikinci sıradaki bölümden alıyoruz ne birden alıyoruz ne üçten alıyoruz ikinci sıra idealdir 3 sıra dolaştığımız için ve son düğmemizi de bu şekilde çalışmış olduk şöyle şirinlerden oluşan güzel düğmelerimizi de yeleğimizi diktik ve yeleğimiz artık kullanılmaya hazır hale geldi Şöyle ölçülerimize bakalım. En üst kısımdan tutuyorum. 38 santim. Hemen kolumun üzerinden tutuyorum. Kol üzerinden 29 santim. Omuzumdan tutuyorum. 35 santim. En kısmına bakalım. Kol altından şöyle bir uçtan bir uca 26 santim. Arkasında şöyle görmenizi istiyorum. Arkası da gayet güzel oldu. Hem e, çok çok kolay, hemen bir parçada bir parça T ördüğümüz zaman yeleğimiz görüldüğü gibi çok kolay ve işi kullanıma hazır hale gelmekte. Evet, bütün yaşlar için bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.